Mehmet Hocam, merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi yorduk. Geçen çok güzel bir sohbetimiz oldu. Fakat kaydedemedik. Maalesef takipçilerimiz bir kısmını tabii ki kaybetmekten üzüntü duydular, konuyu tamamlayamamış olmaktan. Ama anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaten bir akşam daha sizi burada görmek bizim için çok büyük bir zevk oldu. Aslında her şeyde de bir hayır vardır diye düşünüyorum. Onun Aynen için öyle. biraz da başa almakta yarar var hocam. Biraz çünkü anlamamız için de derin bir konuydu bu. Hatta çok güzel takipçilerden de geri dönüşler vardı. Aslında bunu hani kayıttan da birkaç kere dinlememiz gereken bir konu. Çok derin bir konu ancak anlaşılabilir deniliyordu. Dolayısıyla bu akşam hani biraz daha derinleşmek, biraz daha sizden tekrar dinlemek de söz konusu olacak. Bunun için de ben kendi adıma aslında her şeyde bir hayır vardır diyebiliyorum. Evet, aslında biz vahdetin vücutta biraz varlığın birliğini konuşuyoruz ve bizim idrak edebildiğimiz şekliyle insan, alem ve Allah arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyoruz. Tabii burada çok aslında kavramsal anlamamız gereken önemli şeyler var. İşte varlığa iniş var, nüzul diye adlandırılan, nefsteki çıkışlar var, miraç diye adlandırılan. Fakat biz tabii bunları varlığı neyle bilebileceğiz? Yani neyle keşfedeceğiz? Bu akılla mı olacak yoksa sezgiyle mi olacak? Yoksa hem akıl hem sezgi mi işin içine gelecek? Buralarda biz galiba çok netleşemedik henüz. En azından ben kendi açımdan bunu böyle ifade edebilirim. Bu yüzden hemen size sözü bırakmak istiyorum. Buradan siz herhalde bize yine derin bilgilerle şifa alacaksınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aynı Ben teşekkür ederim. şekilde ben de aynı dertten muzdaribim. Varlık yani Allah akılla ne kadar bilinir, sezgiyle ne kadar bilinir, yoksa akıl sezgi beraber mi çalışır? Efendim burada zeka diye bir varlık var, bir nefs var. Bu kavramlar uçuşuyor. Halbuki Allah'ı bilmek bir iman meselesi. İman et bitsin. Biz ne yapıyoruz? İmanı anlamak için aklımızla beraber nefsimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu normalde insanda olan fakülteler, bölümlerdir. Akıl, nefs. Bunlar iç içedir. Haliyle bilme aygıtları, aletleri neyse bunlar ben ne işe yarıyorum diye sorarak haktan pay ister. O yüzden akılsal anlatmadığınız bir varlık eksik kalır. Sezgisel anlatmazsanız yine eksik kalır. Hem kavramsal hem sezgisel anlattığınızın nefste, zekada, dehada nasıl bir açılımı var? Onlar da merak eder. Herkes hakkını ister. O yüzden elimizde değil, mecburen bu alanları açmak durumundayız. Peki, sorunun başlangıcı çok güzel. Varlık, vahdetel vücutta varlığın bir inişi, nüzulü var. Bir de miracı, yükselişi. Aşağıya kim inmişse o yükselecek ya, ama hangi varlık yükselecek ki uluhiyette, yücelikte olan Allah'ı bilecek? Allah'ın kendini bildirmesi insanın doğal yapısında olan normalde bir varlık isteğidir. Yani ne yaparsa yapsın, isterse inkar etsin. İnkar ettire ettire aratır. Elinde değil. Varlık çünkü onun içinde kendi özü olduğu için insan mecburen özünü aramakla mükelleftir. Dışarıda ne tür iş yaparsa yapsın, dışarıda yaptığı bütün işler varlığın bir tecellisi olduğu için, yani şöyle bir şey değil. Dışarıdaki bütün varlıkları bırakayım. Hakikat diye bir şey var, onu arayayım. Böyle bir şey değil bu. Bütün dışarıdaki varlıklar üzerinden onu biliyoruz. Oradan bize impuls bir ne yapıyor? Dürtü veriyor. Hem bu içeride bir içgüdü hem de dışarıda bir ihtiyaç olarak kendini hep bildiriyor. Eğer biz bunu yapmazsak mecburen başka bir yolla bunu istetir bize. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Peki konuya girelim. Şimdi vahdetel vücut bu konuyu anlatırken temelde nüzul etmeyi beş varlık düzeyinde gösterir. Hani 7, 12 diye
tanımlar var ama değerli toplu biz bunu beş varlık olarak gösterebiliriz. Nefse de 7 basamaklı bir yükselişte 5+7=12. İşte 12'ler buradan çıkar. Yani 12'lere baktığın zaman bazı şeyler, insanlarımız sayılara da takıldığı için haklı olarak ya bu 12'ler nedir, 7'ler nedir, 5'ler nedir, 3'ler nedir, 1'ler nedir? Hadi yok 53'ler, yok 72'ler, yok 360'lar, yok 550'ler. Varlığın böyle mertebeleri var. Ha biz buralara girmiyoruz. Önce vahdetel vücudun şu 5'leriyle 7'lerini bir anlayalım. Sonra diğerleri ne kadar açılır, açılmaz bilemem. Ben bir dönem inceledim, okudum, tanıklık ettim şeyler oldu, olmadı. Hani biraz bu konuların kıyısından, köşesinden geçtik. Yani tadını aldık ama çok mu kamil? Hayır değil. İnsan kamil varlığım dediğinde tostladı. Öyle bir şey yok. Yoldasın. Sürekli yeni yollar açıyor. Bir yol bitiyor, başka yol devam ediyor. Şimdi beş varlık düzeyine biz ne dedik? Gaybı mutlak, hüve. Muhittin Arabi bu varlık düzeylerini açarken hani niye Allah demiyor? Soru burada. Allah diyor da Allah da bu varlığın bir mertebesi. Bunların bu beş varlık düzeyinin tamamına hak diyor. Hak yani iki K'lı hak. Bu adaletteki hak kavramı gibi değil. O dar bir kapsam. O da bunun içinde. Ama hak dediği zaman gayb-ı mutlaktaki hüve, çünkü Allah hüvedir. İhlas suresinde de geçiyor hüve. Bütün tecellilerin gerçek kaynağı burasıdır diye tarif ediyorlar. Burası bilinemez, karanlık diyor. Peki ne bilinir? Bu varlık kendinden kendine kendini açtığında ilk açışı ilahi bilincidir. Çünkü mecburen ilk defa kendini açtığında kendinde ne var bunu söyledi. Buna uluhiyet diyor. Uluhiyet ilahi esmalar. Yani Esma-ül Hüsna'lar. Kur'an baştan aşağı Esma-ül Hüsna'ları anlatır. Ve varlık kendi temel özelliklerini bu isimlerle zikreder. Bizim zikrettiklerimiz değil, Allah'ın Hazreti Peygamber'in şuurunda zikrettikleriyle karşılaştırdığımızda eksikliğimizi oradan görürüz. Niye? Bu ilahi esmalar esasında Allah'ta, uluhiyette nedir? Bunlar mutlak varlıklardır. Eksiksizdir, koşulsuzdur, vardırlar. Nereden biliyorsun? Allah'ın adalet esması mesela. Hepimizin adalet esmasına bir talebi vardır zorunlu olarak. Ama biz adalet esmasını kamil ve yetkin kullanabiliyor muyuz? Hayır. Ama bütün gayretimiz ona en yakınını yapmak. Sürekli insanlık kamil ve yetkin olan bu esmaya deviniyor. Zorunlu olarak. Yani 5000 yıl önceki insanla bugünkü insan, hatta bugünkü insanın farklı coğrafya ve kültürlerdeki adalet anlayışında bile farklılık var. Adalet üzerinden kavga veriyor. Neden? En kamil, en yetkin nasıl uygulayabilirim? Niye? Bunu talep ediyor. Yani bunun milliyeti yok ki. Ben Avrupa Birliği yasasını kabul etmiyorum. Bu Avrupa Birliği Türkiye değil ki. Yahut da Almanya, Uruguay değil ki. Bu evrensel bir konu. Evrensel olduğu için kültürüne göre bunu uygularsın ama eksik uygularsan insanlık ailesi hop hop gel bakalım ne yapıyorsun der. Evrensel insan hakları diyorsun. Ve bunların sözleşmesine imza atıyorsun. Bu evrensel insan hakları nereden çıktı? Esma-ül Hüsna'dan. Başka bir yerden değil. Bak bugün yaşadığımız dünyanın problemi üzerinden Allah'ın esmasına bağlanarak sohbetimde bir pencere açmak istedim.
Güzel oldu hocam. Onlara böyle bakmak lazım. Yoksa uçuk kaçık havada laflarla kendimize bir sürü hikayeler anlatabiliriz. Ama Allah'ın hoşuna gitmez. Niye? Allah evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir. Batındaki adalet anlayışını zahiren yaşadığımız bu dönemde göstermekle mükellefiz. Mesela Musa'nın dönemine gidelim. Burayı anlamam lazım. Uluhiyet. Musa diyor ki Firavun'a, gidiyor diyor, Rabbinin yani şeriatı, yasaya, yasa demek şeriat. Bugün Musa'nın 10 emiri bütün ülkelerin anayasasının kendisidir. Kimse anayasasını Musa'nın 10 emrinin dışında inşa etmemiştir. Hangi anayasa başkasını öldür diyor, hangi anayasa çal diyor. Hepsi Musa'nın şeriatıdır. Bu şeriat böyle kol kesme, ayak bağlama değildir. Bu şeriat yasadır, insan haklarıdır. Evet. Çünkü insan Allah'ın bir varlığıdır. Allah onu muhafaza etmektedir. Millet birbirinin nefsi uğruna başkalarının haklarını yok edemez. O yüzden Musa diyor ki Firavun'a, yasaya herkes uyacak. Ben de uyacağım. Firavun da diyor ki, Firavun'la Musa arasındaki fark bu. Herkes uyacak, tamam, ama ben uymayacağım. Sen kimsin? Ben işte Rabbin adamıyım, öyle diyor. Tamam da sen de uy. Yok, o keyfi, şımarık. Bak Musa'nın şeytanı oluyor. O da şımarıklık olarak zuhur ediyor. Ama Musa peygamberim, ben bile ona tabiyim. Bak, kavimin yöneticisiyim, imamıyım, önderiyim ama Allah'ın yasasına bağlıyım. Musa'yı Musa yapan yasaya bağlılığıdır. Firavun o bağlılığı göstermediği için Firavundur. Firavun bir ünvandır, bir şahsiyet değildir. Her dönemin firavunları vardır. Bunlar hakka kendileri riayet etmezler. Efendim, herkesin riayet etmesini isterler. Buna firavunluk denir. Bunu niye anlattım? Koşulsuz olan Allah'ın adıl esması, Esma-i Hüsna'sı herkesi kapsar. Allah demek herkesi kapsayan demek. Firavun'u kapsamaz, Musa'yı kapsar. Hayır, öyle bir şey değil. Herkesi kapsar. Allah dediği zaman bütün ilahları, ilah dediği ne biliyor musun? Esma-i Hüsna'ların hepsi ilahi esmalar, ilahi varlıklardır ve bunlar ilahtır. Allah bütün ilahların dışında tek bir ilah değildir. Hepsini kapsayan tek büyüklüktür. Allahu Ekber demek şu şundan büyük, bu Allah bu değil. Hayır, öyle bir şey değil. Hepsini kapsar, hepsini kapsadığı gibi ona aşkındır, onun üstündedir. Tek bir varlık olarak ona bir ilahlık yükleyemezsin. O yüzden Esma-i Hüsna'lar bu Allah'ın tecelli ettiği hak, uluhiyet. Adem'e bu isimler öğretilmiştir. Öğretilirken de Kur'an'da da bunu çok açık görmek lazım. Talim ve terbiyesi Adem'e yaptırılmıştır. Adem bu dünyaya bu talim terbiye yapmak için gelmiştir. Cennetten düşmemiştir. Bunlar değişik kavramlardır. Kitabı böyle okuduğunda bu kitap sana cennetinden, yani doğdun, ana kucağından indin, bu dünyanın içine düştün. Düştün mü? Düştün. İşte ilahi isimlerin her birini uyandırmakla ve bunları üstlenmekle, çünkü bunları yük olarak aldın. Bunlar potans olarak, kuvvet olarak sende var. Bunları ne yapacaksın? Bu ilahları, yani bu ilahi esmaları mümkün olduğu çerçevede, çünkü sen de neden, şimdi anlatacağım, mümkünat ve ilahi isimler ayağını sabitenin iki yüzü. Ayağını sabite dediğini Muhittin Arabi daha önce anlattım. Allah'a bakan yüzü mutlak esmalar olarak Esma-i Hüsna'lar, aleme insana bakan yüzü de mümkünatlar, nisbi çünkü. Varlık mutlak, insan nisbi. Bu ayrımı bir kere bilelim.
bu nisbiliğin içinde Adem ve evlatları talim terbiye eder kardeşim. Yok yani ben geldim. Hocam özür dilerim buraya bir girebilir miyim? Bakara Buyurun. suresinde yanılmıyorsam 151. ayette içinizdeki Resul size kitabı ve hikmeti öğretir, bilmediklerinizi talim ettirir diyor. Yani buradaki de aslında bizlere değil mi? Efendim İslam insan bu diye. Aleme talim terbiyeye geldi. Talim terbiyeden önce teklif ve telkin vardır. Teklif edilir, İslam teklif etmediğinidir. Edilir, telkin edilir, kabul ederse talim ve terbiye edilir. Nefs terbiye edilir. Bak ineceğin yere tekrar çıkman için terbiyeden geçer. O yüzden burayı anlattım. Şimdi hak Allah olarak gayb-ı mutlaktan Allah olarak tecelli ettiğinde hak o zaman bu uluhiyettir. Allah olarak tecelli eder. Ama bir de Allah'ın Rablığı vardır. Her esmanın rabıtası farklı. Yani fiili bir durumu anlatıyor. İnsanda o esmanın iş yapış biçimi rabıtalı. Allah bütün esmaları içeriyor ama adalet esmasıyla Allah'a bağlandım. Efendim cevat esmasıyla yani cömertlik esmasıyla Allah'a bağlandım. El alim ilim esmasıyla Allah'a bağlandım. Her esma bir Rab'dır. Ve Kur'an-ı Kerim'de okurken hangi esmayı zikrediyorsa o esmanın Rabbi olarak senin nefsine yönelik emirler yağdırır. Genel böyle bir teklif değildir. O Allah diyor metindir diyor yahut da hikmet ve alimdir diyor. O zaman o rabıtayla, o isme yapılan rabıtayla, rabıta çalışmayla ilgili bunlar konuşulur. Ne yapıyorsun? Allah'a öyle bağlanabiliyorsun. Şimdi Allah'ı bileceğiz ama Rab'dan geçmeden Allah'a bağlanamazsın. Çünkü aşağı mertebe seviyeye doğru bir iniş. Niye iniş olduğunu da fizik aleminde de anlatacağım. Böyle ben soyut, böyle teorik bazı şeyler söylenmiş. Bugün fizik bunları anlatıyor, söylüyor bize. Şimdi bunları konuşacağız. Tabii açacağız bu konuları. Çok zevklidir. Ama zahiri delillerini göstermezsen batını nefste göremezsin. Diyor ki size enfüste ve afakta ayetlerimizi gösterdik. Afak zahir, ufuk yani. Delilleri. Delillerini anlatacaksın, anlatmıyorsun. Nefsi anlat. Afak ve enfüsü beraber ele almazsan tevhide getiremezsin. Bölük pörçük. Oradan bir parça, buradan bir parça. Biz o dönemi geçtik. Yani Muhammedi şuurun varlıkları olarak artık biz konuşuyoruz. Biz derken tüm insanlık. Yani sadece ben değil, o değil, şu değil. Bütün insanlık zorunlu olarak o şuurun içinde. Herkes o şuura bağlı olarak gereğini, hakkın esmasını anlatıyor. İstesin veya istemesin. Ama zorunlu olarak tabiatını anlatıyorsa mecburen bir de dönsün nefsine baksın. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen nefsini bilir. Allah'a gidiş yolu nefste Rabbiyle yani bu esmanın rabıtasıyla ilişki kurarak Allah'ın uluhiyetini anlayabilir insan. Şimdi karışıklık olmasın. Ne dedik? Rububiyet mertebesi. Sonra hayal ve düşünceler alemi. Hak burada öyle tecelli ediyor. En sonunda hakkın tecelli ettiği alem, hislere hitap eden alem olarak hak. O zaman düşünceler ve hayaller hem yarı maddi hem yarı manevi alem. Ama hisler alemi beşli olduğu için maddi alem. Ama rububiyet olsun, uluhiyet olsun, ceberrut alemi olsun, bunlar manevi alemlerdir. Peki, bunun maddi boyutu var mı? Var. Peki, görüyor muyuz? Hissediyoruz yahut da bize tesir ediyor. Ama manevi olarak, maddi olarak biz onun delillerini ancak ne yapıyoruz? Hayal ve hisler aleminde göstermeye çalışıyoruz.
Şimdi Hazreti İsa'ya şakirtleri, takipçileri şöyle diyor. Rabbi, ona Rabbi diye hitap ediyorlar. Yahut da hoca. Bu melekut alemi, yani rububiyet alemi burada neye benziyor? Bak neye benziyor? Nasıl diye sormuyorlar. Çünkü anlatılamaz. Ancak benzetme, teşbih. O yüzden burada teşbih zorunlu. Ama tenzih yukarılarda artık benzetme de yapamazsın. Benzettin, bitti. Artık ne yapacaksın? Hislere göre konuşamazsın. Ne olacak? Düşüncelerin, kavramların kendisi. Ama aşağıda hisleri kaybedecek miyim? Hayır. İkisi beraber olacak. Peki nasıl olacak? İşte burası rabıtalı bir konu. Bu sezgi ve keşif konusu ve akıl konusu mecburen burada işte açılmak zorunda. Neden? Mana alemi dediğimiz uluhiyet, ceberrut alemi yahut da rububiyet alemi sezgi ve keşifle bilinir ve bulunur. Ama hayal ve hisler alemi akılla bilinir. Zaten biliyoruz. Şimdi akılla biliyoruz diyorlar ki yetmez, Allah'ı akılla bilemezsin. İşte o yüzden Allah'ı akılla bilemezsin diyorlar. Haklılar ama eksikler. Niye? Çünkü Allah'ın hak olarak hayal ve düşünceler alemi ve hisler aleminde de tecellisi var. Onları yok sayamam ki, tecelli etmiş, bende de tecelli ediyor. O zaman bu bağı kurmak zorundayım. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu varlık düzeyleri alt aleme indiğinde hisler aleminde kim var? En kamil, en yetkin varlık olarak kim var? İnsan var. Şimdi insanı konuşacağız. Bu hislere dönük alemde evren, kainat, hayvan, bitki, onların sahip olduğu içgüdüler, onların bize verdiği bilgiler, bizim insan olarak yapımız, beynimiz, sinir sistemimiz, bunlardan aldığımız potans bilgiler, bu sinir sisteminden bu kainatın altyapısını yani hisler alemine hitap eden tarafı akılla bilirken üst alemde rububiyet, ceberrut ve uluhiyet makamındaki varlıkları sezgi ve keşifle bulamazsam alt alemde bilemem. Zorunlu olarak böyle. Keyfi olarak canımız sıkıldı biz seselim. Hayır öyle değil. Varlığımızı arıyoruz. Evet. Zorunlu, vacibi vücut. Bilmiyorum. Bu bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm. Evet hocam, yani aslında biraz hani yerli yerine oturtuyoruz yavaş yavaş diye düşünüyorum ben kendi adıma en azından. İyi ki geçen hafta kayda alamamışsın. Böyle daha iyi oturdu. Çünkü evet, hocam, bu önemli bir şey. Bu kavramları oturtmadan üzerine zaten bazı şeyleri anlamak zor oluyor. Yani o çok geniş bir çerçeveye bakabilmek için önce bir temel atmak gerekiyor. Bu temel atmak açısından da bu kavramları... Hadi bakalım atalım, atalım, temeli atalım. Şimdi kavramları şöyle sıralayalım, sonra bir nefse geçelim. Nefste bir alana, nefste bir alana gelince sezgi ve keşfe orada bir açalım, sonra nefse geri dönelim. Tamam mı? Yani çünkü bir şey açılır, orada ne gelirse tekrar oraya döndüğünde bu sefer o noktada akıl, nefs o aşağıda bildiklerine aşkınlıkta yeniden kendine tanım getirir. Böyle hisler aleminde hissettiğin gibi olmaz artık. Artık başka bir boyuta geçmişsin demektir. Ama aşağıyı reddetmezsin. Aşağısı hep var. Zaten onun içinde yaşıyorsun. Hadi bakalım Allah'la bir olarak alt alemde insanlarla yaşa. Öyle diyorlar. Adam Allah'ın dostu. Tamam. Hep tamam, benimle de yaşıyor. Ben nereden bileceğim Allah dostu olduğunu? Davranışları onun esmalarına uygun olmalı ki, arif olarak beni anlamalı ki, ben bir Allah dostuyla beraber yola çıkayım ki,
ben de bu yolculuğumda Hakk'a doğru vasıl olayım. Sorunları böyle ele almak lazım. Şimdi bak, Hazret dedik. Nedir Hazret? Allah tecelli etti. Uluhiyet, ceberrut, rububiyet, bunlar birer Hazret. Hazret demek hazır olmak, huzurda bulunmak demek. Muhittin Arabi böyle açıklıyor. Peki, mutlak varlık ne yaptı? Gayb-ı mutlaktan bütün varlıklarda tecelli etti. Bütün suretler düzeyinde tecelli ederken bunu neyle yaptı? Hak ismiyle yaptı. Hak hepsini kapsıyor. Hüve de haktır, Allah da haktır, rububiyet, Rab da haktır. Duygu ve düşünceler de haktır. Hisler alemi de haktır. Yani hisler aleminde kim yaşıyor? İnsan. O da hak. Hak hepsini kapsıyor. Bu öyle bir varlık ki bütünlüklü bir varlık. Çünkü Allah'tan başka bir varlık yok. Ondan tecelli edenin en alttan en üste. Peki en alttaki insan Allah mı? Hayır. Allah'tan ama Allah'ın kulu. Niye kulu? Çünkü esma olarak Allah'taki bütün esmaları yüklendi. Yüklendi yani emaneti aldı. Bu emanet nerede? İşte ben diyor ya ben. O ben bilinci bütün esmaların oluşturduğu bir varlıktır. O ben bilinci, ben ben diyoruz. Şirk koşuyoruz ama bir yandan da ondan aldığımız için ondaki varlığın kulu, ona hizmet ediyoruz. El-Hak, yani el-Alim dediğim zaman alim olduğumda Allah'ın kulu oluyorum. İlim üzerinden kulu oluyorum. O ilim üzerinden hizmet veriyorum. Hangi esma? Rızk esması. Herkes rızk için koşuyorsa en iyi, en doğru, en güzel, en makbul yapan Allah'a o kadar yakınlaşıyor. Orada Allah'a yakınlaşıyor. Yoksa boş bir laf, Allah, hadi bakalım bul. Diyor ki esmaları var. Esmaları ara. Yaparsan esma var. Yani kendinden tanıman lazım onları, değil mi? Bir şekilde bizden onu tecelli edilmesi onların, lazım. Onların potans olarak, kuvve olarak. Kuvve ne demek? Melek. Melekeler. Doğada meloke kuvvet demek, insanda meleke yeti demek. Bu yetileri vermiş, bunları anlatacağım. Vermiş mi? Vermiş. Sende var, kullan. Kullanırsan o esma sende varlığa gelir, varoluşa gelir. İlim yapma, hiçbir şey bilmezsin. O zaman varoluşa, rahmete gelmez ki. Rahmet olması için fiili şart. Söylesem olur mu? Söylemem bir zikirdir, bir hatırlamadır. Çok iyi hatırladın. Hadi hatırladığını yap. Yapmasam olur mu? O yapsın, ben ondan nemalanayım. Zaten kardeşim seni bu aleme gönderdi. Kuvvetleriyle gönderdi. Senden talim, terbiye istiyor. Ne yapacaksın? Kuvvetlerini fiile çıkaracaksın. Bitti. Çıkarmasam olur mu? Çıkarma. Köşede oturursun. Çıkaranlar günün birinde gelir, neşteri bir atar, tarihin içinden seni cenin gibi söker atar. Hem ulus olarak atar, hem de birey olarak atar. Allah izin vermez. Bak, Hindistan'da o millet uyuyordu, ta Mekadonya'dan Büyük İskender'i çıkardı 25 yaşında, 33 yaşına kadar bu coğrafyayı adam atın nallarıyla tekmeledi. Uyuyan şeyi, Hindistan'ı allak bullak etti, dünyaya açtı. Büyük İskender de Aristoteles'in öğrencisi. Ne yaptı? Site devleti, uygarlaşmanın kapılarını açtı. Anadolu'yu gez baştan aşağı, tiyatrolar. Tiyatro değil ki onlar. Agoralar, yani meydanlar var, okullar var. Orada tiyatro dediği yerde tanrılarıyla, yani onların tanrısı, panteonlar. Onlar üzerinden insanı talim terbiye ettiler, öğrettiler. Allah böyle öğretir insanı. O çağda öyleydi. Bugün artık
O devreden çıktık. Niye? Tevhid bilincine geldik. Yani paganist dönemin varlıkları, çalışsın herkes baksın. Bizim meleklerin tamamına onlar tanrı demişler o dönemde. O kuvvetleri onlar bulmuş. Böyle bak olaya. Öyle şey olur mu? İsmi farklı. Babacığım içeriğine bak. Temelde adam, aynı şey yaptığını tabii. Zeus'a bak, Musa'nın karakterini taşır. Kötü bir şey değil. Ama adam parçalanmış. Burada problem parçalanmışlık, şirk. Tevhide getirecek bir varlık. Hepsini bir varlığa getirecek. Yoksa insan dağılır, parçalanır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in en büyük ilan ettiği günah şirktir. Şirk parçalanmışlık demektir. Şizoid varlık olmak. Şizoidler şizofreni olur. Kişiliği parçalanır. Toplumlar, bireyler perişan olur. Zevkle iş yapamaz. Zevk bütünlüktür. Bak, vahdet el vücut bir, birlik bütünlüğü anlatır. Bak, uluhiyetten, hüveden çıktı. Uluhiyet, rububiyet, hisler alemine, aleme, halkiyet mertebesine kadar geldi. Kimseyi onun dışında bırakmıyor. Allah böyle, rahmetini öyle veriyor. İşini bile insana karşı insanla yaptırıyor. Peki, devam ediyoruz. Hakkın kendi kendini isar etme faaliyete Muhyiddin Arabi tecelli diyor. Her bir boyutta yansıması, açılması, ilk kendinden çıkışına zuhur, sonra her çıkanın üzerinden yansımalar, onların ilişkisinden yansımasını da tecelli ediyor. Şimdi varlık düzeylerine geri dönmek üzere burada bırakıyorum. Bir pencere açtım. Şimdi nefs mertebelerine bir bakalım. Nefsin bir mertebesinde sezgi ve keşif gündeme geliyor. Sezgi ve keşifi geniş bir şekilde anlatacağım. O mertebeden sonra hangi mertebeye geçtiyse oradan nefs mertebelerini bitirip konunun zeka, içgüdü, sezgi, keşif, akıl boyutunu nispeten anlatacağım. Ama burada daha ziyade konu sezgi ve keşif olacak. Akıl sonraki konu. Yani bunların her biri şekillendikçe insanlık bunları inşa etmiş. Allah izin vermeseydi inşa edemezlerdi ki. Antik Yunan'da akıl, Avrupa'da akıl tartışılıyor. Anadolu'da da. Biz konuşmayalım, boş ver. Akıl önemli değil. Allah'ı biz sezgiyle bilelim. Sezgiyle tek başına bilemezsin. Bulursun, bilemez. Bulmak başka. Muhyiddin Arabi'nin sözü. Kulağıma küpe. Sezgi ve keşifle bulurum, akıl ile bilirim. Şimdi sezgi ve keşifle bulduğu deneyimseldir, kalbidir. Ama akli olan, kognitif olan soyuttur. İkisini, yani deneyimsel ve akılsal olanı tevhide getirmezsen bunlar gönülde tevhide gelir. Bir de bunun içinde aşk vardır. İkisini aşk ile yaparsan tevhide gelirsin. Şimdi gelelim nefs mertebelerine. Nefs mertebelerinin tümünün ortak bilinci ben bilincidir. Bunu söyledik. Yani yedi nefs sayacağız ya, o bir tane bendir. Benin içinde seyran eder. Yani ben diyorsun ya, tamam nefsem mare. Peki bunun sonunda gittiğimiz yol nefsi kamile ise, işte nefsi emmarede nefsi kamileye olan tek bir ben bilincidir. Bunlar ayrı ayrı varlıklar değil. Bir varlığın değişik spektrumlarıdır. Şimdi daha önce geçen hafta anlatmıştık. Nefs mertebesine girerken bir tane prizma koyduk. Kristal prizma. Bir yerden ne yaptık? Evet. Bir yerden ne yaptık? Beyaz ışığı, yani ışığın kendisini verdik. Öteki tarafından tayf çıktı. Ne? İşte Samanyolu tayfı. Görüyoruz gökteyi. Gökkuşağı. Efendim, nedir o? Yedi mertebe, yedi nefs mertebesi, yedi renk. İnsan öyle bir varlık.
İnsan safiyetinde, saflaştığında beyaz olan ışığı nefsin bütün mertebelerini görür ve yapar ve bilir. Ama bilmeyen nefse emmarede durduğunda bir bakarsın kırmızı olarak tecelli edebilir. Aşk mertebesine geldiğinde neyse bu mavi olarak tecelli edebilir. Yahut da mor olarak tecelli. Ben şimdi renklerle uğraşmıyorum. Nefsin içerikleriyle. Neden? Varlık indi. Hisler aleminde yaşıyorum. Ben de diyorum ki varlığımı bilmek istiyorum. Niye? Çevremde bütün kainat objelerle dolu. Aklım onlarla meşgul. Onlarla uğraşırken kendimi kaybettim. Ben bilincim yok. Bütün insanlık öyle. Yani şey aşağılamak için söylemiyorum. Realitesi, gerçekliği bu. Gerçekliği bu. Evet. O yüzden nefs mertebelerinin içinde ilk mertebe nedir? Nefsi emmare. Ne demek? Emmare ne demek? Emmare şu demek. Efendim bunun esasında ilk mertebesi hayvaniyettir. Ama hayvaniyetin sorumluluğu olmadığı için o ne olur muhatap alınmaz. Nefsi emmarede hayvaniyet mertebesinin üstünde midir, altında mıdır? Şimdi bunu konuşabiliriz. Çünkü sezgi gibi keşif de bütün bu nefsi mertebelerini sıfırlayarak sezgi ve keşfin açılması için Muhittin Arabi'nin bir anlatımı var. Hayvaniyet mertebesi diye. Onun için vurguyu yaptım. Şimdi nefs mertebelerinde nefse emmare efendim sorumluluk bilinci yüklenmiştir. Eğer sorumluluk bilincini yüklemezsek insana hakaret etmiş oluruz. Çünkü insan olmanın ilk adımı sorumluluk bilincidir. Yani ödev ve sorumluluk bilinci. Ödevi ve sorumluluğu veriyorsun. Adam diyor ki canım onu değil bunu istedi. Ben unuttum bana verdiğin işi. Kendimi de kaybettim. Arzu ve isteklerim senin dediğini yapmadı. Benim keyfime göre yaptım. Niye? İrademe sahip olamadım diyor. Şimdi bütün insanlığa bak beni kışkırttı. İrademe sahip olamadım, çaldım, onun bunun ırzına geçtim. İşte bu nefse emmare. Hep kendini dışarının dürtüleriyle tarif eden varlık. Kendisi içte yok. Bir şey yapar, sorumlusu hep dışarıdadır. Ve iradesi de yoktur. Nefse emmarenin şöyle bir güzelliği var. Bilincine varırsa der ki ya ben kendime mukayyet olamıyorum. Lütfen bana mukayyet olun. Yani beni denetim altında tutun. Eğer o bilinçle, yani yasaya tabi olmak istiyorum. Yasayı hatırlatın, ben yasaya göre hareket edeyim. Beni böyle eğitin, bana bunun talimini yaptırın. Tamam mı? Ben denetim altında tutulayım. Yani ilkokuldaki öğrenci gibi. Öğretmen ödevini veriyor. Sonra da gel bakalım yaptın mı kardeşim? Patron işçisine, yönetici, amir, memuruna bunu yapıyor. Şimdi halbuki işte tanımlı kılıp iradesini o işe bağladığında adam artık ne oluyor? O irade onu yapıyorsa, ödev ve sorumluluk bilincini yerine getiriyorsa o zaman içeride bir varlık ne oluyor? Bir de sorguluyor kendini. Diyor ki ben bunu yaparken hem cinslerimden birilerine birkaçına veya tamamına haksızlık yaptım. Ne demek bu? Vicdanı var. Çünkü hep bu nefs-i emmarenin en temel özelliği ne biliyor musun? Kin, gadab, gazap, haset, fesat, münafıklık, her türlü melanet yapılır. Bu esmada vardır. Onun için der ki emirdir bu. Nefsinizi öldürün. İşte bu nefse bu emir verilir. Yani nefsinizi öldürün. Meat yani. Nefsini öldür. Ne olacak?
Yani nefsini dönüştür. Nerede dönüştüreceğim? Vicdanına sor. Vicdan da adalet evi. Yani ben haksızlık yaptım. Kime, şuna, buna. Peki, kendine sordum. Pişmanlık başlıyor. Kendine öz eleştiri başlıyor. Tövbe başlıyor. Tövbe etmek, dönme yani. Dönüyorsun ve dönüşüyorsun. Nasıl dönüşüyorsun? Varlığın hakka bağlanarak hakka göre yapacağım. Ben kimsenin hakkını yiyemem diyorsun. Yahut da hayvanın canını korumakla mükellefim. Tabiatı koruyacağım, toplumu koruyacağım, kültürü koruyacağım. Ne yapıyor? Ödev ve sorumluluk bilinciyle vicdanını beraber ele alıyor. Vicdan Allah'ın evi olduğu için orada hep hak vardır. O zaman dönüp dönüp vicdanına bakan adama nefsi levvame denir. Levmetmek yani kendine öz eleştiri, kritik yapmak, pişmanlık duygusunu ortaya çıkartmak. Bu levmetme her nefs mertebesinden bir diğerine geçişte zorunlu olarak olması gereken nedir? Anahtar, miftah. Niye? Mutmain oldun, raziyeden marziye geçeceksin, yine nefs mertebesi. Her daim, işte örnekte vermiştik, Hazreti Peygamber kamil bir varlık. Diyor ki, günde 70 kere istiğfar ederdi diyor. Niye? Her nefs mertebesinde kendine otokritik yapmayı, öz eleştiri. Neye göre? Allah'a göre. Allah üzerinden. Çünkü Allah kamil ama nisbi varlık öyle değil. Her an ne yapabilir? Doğru yoldan hafif bir sapsa ne olur? Kendine onun hesabını verecek. Bu çok önemli bir kavram. Nefs-i levvame berzahta olan bir nefs mertebesidir. Yani bunun bu anlatımı arkadaşlar çoğu literatürde bulamaz. Üstadımın bana yaptığı bir vurgudur. Her daim tövbede dur der. Boynun bükük. Niye? Kendine yapıyorsun kritiği. Geliştiren o. O zaman ödev ve sorumluluk ve öz eleştiri yani tövbe. Bak insan olmanın süreci. Neden? Çünkü nefsemmarede insan henüz daha insan değil. Beşer. Beşer. Beşer ne demek? Şartlara tabi olan demek. Hatta onun yasasına tabi olan. Güzel, yaramaz bir şey yok. Ama bir şer olacak. Yani şerrinden, o saydığımız şerri şeyler var ya, kin, gadab, haset, fasat falan. Bunlardan arınması lazım. O zaman bir şer olur. O zaman insan olma yolunda ilerliyor demektir. O zaman ne oldu? Nefse emmare onun tavır ve davranışlarını öldürdük. Adam ediyoruz kendimizi. Bir şer olduk. Yani neyle? Levameye, pişmanlığa doğru gittik. Peki pişmanlık insanda ne yaratır? Burası çok önemli. Çünkü kendini kınıyorsun. Vicdanın uyanıyor. Kınama kendiliğinden ortaya çıkıyor. Vicdan uyanınca kendiliğinden kınama çıkar. Vicdanı temizlemiş insanın gönlüne ilham doğmaya başlar. İrşat başlar. Mürşit gönüldedir. Dışarıdaki onun bir aynasıdır. Hani mürşidin dışarıda şu kişi bu kişi. O dönüştüren, irşat eden senin gönlündeki varlık. Allah mürşittir. O yapıyor. Ancak dışarıdaki sana aynı oluyor. Bakalım yaptığın şey. Sen ona göre bakıyorsun. Hak dostu, refik, dost. Bakalım ona uyuyor mu, uymuyor. Uymuyor. Onu deniyor değil mi hocam? Öğrenci hazır olunca öğretmen çıkar gelir. Yani evet, önce evet. İçimizde bir aynen güzel bir olumlu bir değil mi? Aynen. Evet, ondan sonra geliyor o öğretmen, evet, o aynı. Evet. Bir ne olur? Burada acaba temel soru şu. O mürşit dediğimiz varlık gerçekten doğru bir kişilik mi? Bugün dünyada sorulan soru bu. Nereden bileceğim? Ya biraz uyanık olacaksın, dikkat edeceksin.
Öyle pat diye teslim olamazsın. Kuşku kötü değil. Yaparsın ama emin olana kadar. Esas olan sendeki samimiyet. Samimiyet seni korur, bütün tehlikelerden korur. Samimiyet dediğimiz ihlastır. İçi dışı bir. Sen yol alırsın, o mürşidim diye çıkan sakat sukat insanlar çukura devrilir, düşer. Onlar yarı yolda kalır, sen yoluna devam edersin. Çünkü bakarsın hakka uygun mu değil mi? Çünkü için dışın bir. İçinde Allah, dışında insan, sıfat. Birbirine oradan bakacak. Peki, ilham altındaki nefsin bir de hani dünyada bilelim diye beşeri bir yönü var dedik. Onlar kim? Sanatçılar. Bunlar coşkulu, üzüntülü, hüzünlü insanlardır. Bunlar keşfe başlarlar. Sanatçılar keşif ehlidir. Tamam mı? Şimdi sanatçıların keşif ehli olduğunu nefs mertebelerine bak. Tam bu keşif mülhimeye geldi ya, buradan mütmainliğe, eminliğe gelecek. Onu şimdi anlatmayacağım. Niye? Madem keşif çıktı, Sezgi keşfi burada Windows. Açalım bakalım. Çağa uygun bir an. Tamam. Şimdi bunu anlamak için bir insan nesi diyelim, insan bilinci ve bilinç altına bir bakalım. Şu anlattıklarımızı bir de insanındaki yansımalarına bakalım. Dilimizin döndüğünce iddiası yok. Doğrusunu Allah bilir. Yani biz Allah'ı insana benzetmiyoruz. Allah'tan insana yansıyan bilinci görmeye çalışıyoruz. Tecelliye bakıyoruz. Şimdi gayb alemi dedik ya, daha önce sormuştum. Örnek olsun diye yaş kategorileri belirledik. Bunlar evet, katı kurallar değil. 0-3 olur, 0-4 olur, 0-5 olur. 0-4 niye? 0-4'teki algılar, bilinç altına yerleşen algı impulslarının sanatçılarla ilgisi var. Onu açacağım. Evet. Yani bir konuyu anlatıyorsam kendi bağlamında anlatmam lazım. 0-4 yaş grubunda. Şimdi Defne Hanım, beraber konuşuyoruz. 0-4'ü hatırlıyor musun? Kısa cevap bu. Hatırlıyor. Kim hatırlıyor ki? Ne? İşte orası gayb. Bilinç açısından bilmiyoruz. Gayb demek karanlık, ama dipsiz karanlık diyor. Bilmiyoruz. Ama var. Hatta anne karnında başlıyor. 4 yaşına kadar yaklaşık. Kimisi diyor ki bilmem neyi bilirim. Ya biz onu tartışmıyoruz. 3 yaşına kadar bilmiyorsun. 2 yaşına kadar. Yok ben anamın karnındakini biliyorum. Sen bize konu değilsin. Bize konu olan bilinci karanlık olanlar. Tüm insanlığın geneli. 4-5 yaşına kadar fazla bir şey hatırlamıyoruz. Tabi anne karnında konuşan İsa'yı konuşmuyoruz. Yahut da Nemrut'u yahut da Firavun'u konuşmuyoruz. İbrahim'i konuşmuyoruz. Efendim biz genel insanlar. Peki. Şimdi insan gayb alemi karanlık 0-4. 4-14 bilinci ne olur? Hemen 4-14'te bilinci. Çevreye duyuları çalıştığı için içgüdüleri, duyuları yönelir. Dış dünyanın hisler alemini bak. Bu sefer gayb aleminden küt diye düştü. Kim düştü? Adem yahut da evlatları. Tamam mı? Sıfır bilinçten küt diye dünyaya düştü. Dünya ne? Duyular alemi. 0-14. Evet. Tamam mı? Bu sefer başlıyorlar doğanın tanıklık ettikleri nesneleri, efendim doğanın parçalarını hep bilinci onları söylüyor, hep onu anlatıyor. Ya insanlığın var ya, toplumsal anlamda insanlığın bu dönemi paganist dönem işte bu. Tüm insanlar 4-14'te pagandır. Gerçekten. Pagan dediğimiz
dışarıdaki nesneleri ilahlaştırıyor. Daha yani doğayla değil mi? Doğayı anlamaya çalışıyor. Doğanın içinde bu varlıklar var. Reddetsem de var. Önemli evet. olan bunları bilincime getiriyorum. Bak bilinç üzerinden koy. İddiası yok. Öyle şey olur mu? İster yap ister ama çocuğun varsa sor bakalım sana doğanın nesnelerini ilahlaştırır. Hep mecburen öyle. 14 yaşa geldiğinde ne olur? 14-24 ne olur? İnsandaki değişime, gelişmeye göre konuşuyorum bilinci. Blue çağına gelir, belli olur. Yani aklı erer. Neye? Vücutta belli olmak, yani blue olmak, ya ben kendim gibi bir ikincisini yaratırım demek. Akıl belli değil daha. Beden belli. Evet. Genç kız, genç erkek. O zaman sor o yaştakilere bilinci şunları söyle. Saçlarım şöyle, tabii ki güzel olacak. Elbisem böyle. Hep bedeni ve onun güzelliğini konuşur. Kendilik bilinci, beden bilinci. Ne oldu? Dışarıdan kendine döndü. Artık dışarıyı da kendi varlığı olarak görmeye başladı. 24-34 yaşında ne olur? 24-34 yaşında bilinç, bak hep bilinci konuşuyoruz, bilme. O zaman blue, aile kurabilirim, çocuk yapabilirim. Peki, kurduğum aileyi geçindirmek için iş de kurabilirim. Buna kültür, kültür bilinci diyoruz. Şimdi adam bir şey söylüyor. Kültürünün ilahlarını söylüyor, bedeninin ilahlarını söylüyor, doğanın ilahlarını söylüyor. Bunlar var mı? Var. Ve bunları yok sayalım. Say. Bir insanlık öyle yaşıyor. Senin bunu bilincinde tevhide getirmen lazım. 34 yaşından sonra, yani Hazreti Peygamber'in Hira'ya girişi 33. İsa'nın bu alemi terk ettiği yaş 33. Tamam mı? Bunların bir manası var. O zaman bu bilinç altında kalan bu bilinç tiplerini tevhide getiriyor. Yani ilişkilerini, rububiyetini kuruyor. Bu rububiyette ne yapıyor? Bu bilinç türlerini bilinç altından bilincinin üstüne çıkarıyor. Hangi bilincinin üstüne? Tevhid bilincinin. Çıkarmazsa ne olur? Onlar aşağıda öyle tepişir durur. Onlar yok olmaz. Dürter. Bir bakarsın çocuk gibi olur. Bir bakarsın toplumsal olaylar falan der. Bunlarla oyalanır. Nesneler dünyasıyla oyalanır. Ama kendini bilmez. Problem orada. Kendini bilse hakkı bilecek. Çünkü hepsi hakkın varlıkları. Şimdi sanatçı ne yapıyor? Ona, bütün bu anlatımı onun için yaptım. Evet. Sanatçı diyelim ki bu kültürün varlığı. Gelmiş 35 yaşına müzik yapıyor. Beatles'ı örnek vermişti üstadım seneler önce. 60'lı yıllarda Beatles hit oldu. Nasıl oldu biliyor musun? Hintli guru bunların hocasıydı. Hintli guru onları arındırdı. Hiçlik mertebesine getirdiğinde arkadaşlara neyi gösterdi biliyor musun? Ana karnındaki ses ritmini verdi. Bu ritmi, evet, kalbin ses ritmi. Bu ritmin üzerine sound'u inşa edeceksiniz dedi. Şimdi herkesle ortak olan bu kalp atışı değil mi? Herkesle ortak. Bir müzik yaptılar, sesi de, o sound'u da onun üstüne, o ritmin üstüne koydular. Kültürdeki her duyan bilmeden bilinç altında, o seste kayıtlı ya, gayb alemde kaydı var. Ne gördüyse ışık var, ses var. O sesi kültür alemine, yaşadığı ortamın ses dünyasına çevirdiler. O ritim eşliğinde 8 yıl herkese doğası gereği dinlettiler. İşte bu bir ilahiliktir. İlahi olan budur. Peki ne oldu?
Sonra Eagles'lar geldi. Hotel California ile indirdi tahta. Kimi Beatles'ı. Şimdi sanatçı eğer ressamsa o alt aleme girdiğinde çocukluğunda aldığı bütün renkler, cümbüşler alemini alıp kültür alemine tekrar çıktığında fırçasını buna göre vurduğunda biz o tablonun karşısında apışıp kalıyoruz. Niye? Arı duru saf algıyla aldığı o renklere hayran kalıyoruz. İşte sanatçının ilhamını aldığı yer o sezgi ve keşifle en alt alemdir. Kültür, beden, nesneler dünyasının bilincinden soyutlanarak arı tam algı olan bebeklik döneminin ne yapıyoruz? Bilincine, olmayan bilincine giriyoruz. Hazreti İsa'nın İncil'de söylediği, Allah'ın melekutuna ancak bebek olduğunuzda girebilirsiniz diyor. Arınma yani. Bebeklik demek, bebek gibi saf olmak, Adem olmak. Hatta Adem dedi, Adem, yok olmak. Ama bilinç orada ne yapıyor? Kayıtlar alıyor. Peki, şimdi bu nefs mertebelerinde mülhimeye geldik, sezgi kapısını açtık mı? Sanatçılarda da gösterdik mi? Örneğini de verdik mi? Bilmiyorum. Bundan sonra yani bunlar kafa da karıştırmış olabilir ama günah benden. Hocam güzel bağlantılı. Tam şimdi buradan mülhimeye bağladınız, çok güzel oldu. Yani o sezginin nereden geldiğini de anladık şimdi sanatçılar üzerinden anlattığınız nefs için. Nefs mertebesi doğru. Evet. Geçen o hafta böyle anlatmamıştım. Yerden yani evet. Bunu, evet. Bu şekilde bağlamak daha anlaşılır oldu. Daha iyi oldu hocam. Peki. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bunları bir kenara bırakalım. Nefs mertebelerinde mülhimeden, ilhamattan nefsi mütmainine geleceğiz. Çünkü nefsi mütmain olmak, mümin olmak yani. Emin olmak tam da o. Şey bu nefs mertebeleri şeydir biliyor musun? Böyle merdiven gibi bak. Buna Yakup'un merdiveni diyor. Birinci basamak. Emmare, levvame, mülhime, en doruk nokta nefsi mütmainne. Tekrar merdivenden aşağı iniyorsun. Raziye, marziye, kamile. Sonra o kamilenin başka... Bunlar gibi görmeliyiz hocam orayı. Mutmainneden sonra iniyor gibi mi anlamalıyız? Evet, iniyor gibi anlıyorduk biz bunu. Öyle merdiven değil bu. Mütmain olmak. Çünkü mütmain olduğunda anlatacağım onu. Raziye'den marziye karşılıklı rıza. Doğru. O zaman kamil. Esasında kamil olan mütmain tamam da arındı mütmain oldu. Ama indi nereye? Hisler alemine. Yani yaşadığı toplumun içine, insanların içine indi. Ondan kendisi onlardan razı. O muhatap olduğu insanlar da ondan razı. O zaman kamil. Tek başına oraya çıktı kamil. Yok öyle bir şey. Evet. Hazreti Peygamber'in miracından inip hizmet vermesi, abduh olması, oradaki esmalara göre muamele edip, örnek yapıp, aşılayıp insanlığı oraya taşıması işte o kamildir. Kamil demek, ha ben paçayı kurtardım hadi bana eyvallah. Onu yapıyor peygamberler. İdris peygamber öyle. Bunlar Füsus'ta benim konum anlattım yani. Benim konum derken çalıştığım evet. Konular o manada. Muhittin Arabi anlatıyor. Ama kamil olan Hazreti Peygamber'in şuuru. Artık o şuur inşa oldu. İstesen de istemesen de kuantize düzeyde o şuurun herkes tüm insanlık içinde. Ha ben onun dışındayım. Öyle bir şey yok. Kuantum kabul etmiyor onu. Bir kere onu yayın başladı. Tabii canım tabii. Yani kimse yani Einstein orada bir şey buluyor. Tüm insanlık onun dışında kalamıyor ki. Bunun gibi. Hazreti Peygamber'in yaptığı daha ilahi bütün kamil yetileri açıyor. Neyse. Şimdi Peygamberimizin övgüye ihtiyacı yok. O yapacağını yapmış. Bize düşen görev onun şuuru ve şuurlandırmak. Niye? O şuur bize rahmet kazandırıyor. Sürekli rahmet kazandırması onun varlığa gelmesi demek. Niye?
sürekli iniyor. Her çağda iniyor. Herkese iniyor. Bağlantıyı kurdun muydu? Yaptığın bütün işler o şuur altında oluyor. Şimdi efendim, biraz bilime dönelim. Sizi biraz sıkayım. Şimdi bu sıkma işi bilimsel konulardan hoşlanan insanlar için içine balıklama atlayacağı bir alan. Ama ya ben bilimi, kilimi tanımam falan diyen insanlar şimdiden yayından hadi bana eyvallah diyebilir. Ama gücenmeyiz. Lazım. Aslında bu hani bilimle maneviyatın hani evlendiği bir dönemde yaşıyoruz ya, bu aslında çok heyecan verici. Yani bu maneviyatın da bilimle açıklanıyor olması aslında hani bu dönemin biraz akılcı insanına da çok hitap ediyor. Yani öbür türlü başka bahsedilen şeyler biraz hurafeden ibaret gibi de anlayabiliyor bazıları. Çünkü hani akılla yol bulmak isteyenler için de bunlara da çok ihtiyaç var. Defne Hanımcığım, konunun başında varlık düzeylerini söyledik. Maddi alem hangisi? Hisler ve hayal alemi. Evet. Büyük oranda. Mana alemin neresi? Rububiyet, ceberrut, uluhiyet. Şimdi alt alemde yaşıyor adam ama üst alemle bağını kuracak bulunduğu yerin ne olduğunu bilmiyor. O zaman ilmi terk ediyor. O zaman yoksun kalır. Yoksun kalır. Yani biz kimseye zorla bilim kilim öğrendemiyoruz. Mecburen öğrenecek. Onun için hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hazreti Ali diyor ki, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Gazi geliyor, tamamlıyor. Neden? İlmin bilime, zahire çıkışı var. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir, bir de fendir diyor. Fen ne demek? Ürünü var, yani teknolojisi var. İspat eder kendini. Söylediler. Yaptılar bak. İşte biz ne yapıyoruz? O ilimin ve bilimin ürünü olan teknoloji, telefonlarımız, iPad'lerimiz, bilgisayarlarımız, internet, teknoloji, ürün. O ne? Teknoloji, ürün ne? Fen diyor. Fen demek pratiği, yani üretimi var demek. Şimdi hakikat bunlar. Ben bunları saymıyorum. Saymazsan sayma. Hayat bunu göstermiş. Ben sayarım, mecburum. Niye? Hayat göstermiş. Bilimi de, ilimi de, feni de göstermiş. Ve o irşad ediyor. Ama bir de tabii eksik kalan bir şey olmasın. Yaşadığımız alemin bilgisinin üstünde mana alemi var. Mana alemine girmeyen, o keşif özelliğini kazanmayan da teknolojiyi bulan. Burası önemli. Teknoloji neyin ürünü biliyor musun? Bütün alimleri inceleyin, sezgi ve keşifle buluyor, akıl ile biliyor ve teknolojiyle yapıyor. Sezgi keşif onlarda da geçerli. Sadece sanatçıda anlatıyoruz. Hayır, öyle değil. Allah'ın bütün esmalarının sezgi ve keşifle bulunduğu, nasıl bulunduğunu anlatacağız. Konuyu uzatmayayım. Nasıl gidiyor saat olarak? Hocam güzel gidiyor. Sadece şöyle bir şey önerim var. Hani bir 20 dakika sonra falan kapatıp açabiliriz. Belki daha iyi olur. Hani geçen haftaki o sıkıntımızı yaşamayalım. Kayıt garantisi olsun diye, değil mi? Garantisi olsun. Hani kaydedemiyoruz sonra bir sıkıntı olursa. En azından hani o zaman bir buçuk saat kaydederiz. O zaman saat 10'da bir beni durdur. Evet. Yapalım sonra hocam, aç kapı yapalım, yola devam edelim. Evet. Kardeşlerimiz kusurumuza bakmasın. Evet. Teknolojinin azizliği. Tamam. Şimdi döndük evrene. Evrende ne var? Evrende kuantum düzeyinde dalgalar var. Sonra o dalgaları insan denen en kamil varlıkta algılanış biçimi var. Bir de bu algılanış biçimine tesir eden mineraller, bitkiler ve hayvanlar, onların bilgisi ve insandaki kainatın nasıl açıldığı ve sezginin burada ne iş yaptığını çok kısa özetleyeceğim. Bilmiyorum, giriş başlığı uzun oldu ama inşallah kaybolmayız. Yani anlatmak istediğiniz kısmı hakikaten... Evet. Şimdi evren değişik frekanslardaki titreşimlerin,
çeşitli yoğunlukta bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bu kuantum fiziğinin özet bilgisi. Yani bütün alem titreşim frekansıyla dolu. Onun seviyelerine göre yoğunlaşması da varlık düzeylerinin oluşmasını sağlıyor. Çünkü varlık hüve olarak asli kaynağında hareketin bizzat kendisidir. Diyor ki Allah her daim bir şendedir. Hareket dinamiktir. O kendinden çıkışı da bir hareket. Sürekli de hareket halinde. Biz hisler aleminde o seviyede yavaşlamış konu üst alemi seyran etmemizi için ana kaynağın bir hareket olduğunu. Allah sadece hareket değil. Yani hay, diri dediğimiz bu. Ama dirilikten sonra neler oluyor ve onun arkasında ne var? Bunları sezgi ve keşifle nasıl bulabiliriz? Derdimiz bu. Şimdi değişik frekanslardaki titreşimlerin çeşitli yoğunlukta bir araya gelmesinden oluştu diyoruz evren. Ama beynimiz ve fizik evrenin yapı ve işleyişleri holografiktir. Yani holografiyi bilmeyen insan burayı anlamakta zorluk çeker. Yani fizikte holografiyi çalışmak zorundayız. Ama nasıl bu koşullarda çalışırız? Holografi bütünsellik demek. Buna bak bir şey söyleyeyim. Buna Rabbül Alemin demiş Hazreti Peygamber'in kitabı. Yani ona beyan edilen kitap. Rabbül Alemin. Bütün alemlerin rabıtası. Yani evler, evren ilişkiler bütünlüğü. Rabbül Alemin ilişkiler bütünlüğü demek. Yani farklı alemler, onlar disiplinler, onların birbiriyle olan ilişkisi bir bütünlük arz ediyor. Evren böyle holografik diyor. Ve bunu şey de söylüyor, enteresan. Şimdi adam ideolog ama hakikati söylüyor. Ben şimdi bunu söylemezsem ortaya bölünürüm, ikiye bölünürüm. Kimse hakikati söyledi diye kutsanmıyor ama söylediği zaman da onun hakkını vermek lazım. Engels söylüyor. Evren ilişkiler bütünlüğüdür. Hazreti Peygamber de diyor ki Rabbül Alemin. Aynı. Mana olarak aynı. Efendim o bilmem ideolog bilmem ne. Ne yapayım, adam doğruyu söylemiş. Hazreti Peygamber'in söylediği şeyi bak anladın mı? Hazreti Peygamber'in şuurunun dışına çıkamıyor. Kim? Marksist. Bana ne? Çıksın çıkmasın. Ama çıkamıyor, gördüm işte. Evren ilişkiler bütünlüğü. Hazreti Peygamber 7. yüzyılda bunu söylüyor, kitabında var. Bu arkadaş 19. yüzyılda söylüyor. Öncelik sonralık meselesi değil. Araştıran bunu sezgi ve keşifle de bulur ve tanıklık eder, aklıyla da söyler. Bilmiyorum anlatabildim mi? Holografik demek böyle bir şey. Peki. Ama insan dış dünyaya böyle dalgalar olarak değil, resimler ve nesneler biçiminde algılar. Yani düşünsene sürekli titreşim, sürekli frekanslar, öyle algılasak ne olur? Orada zaman mekan yok ki titreşimde. Tırırırt bitiyor. Ama insan onun içinde değil, onu deneyimlemiyor. Resimler ve nesnelerle perdenin arkasından o titreşimi ne yapıyor? Tanıklık ediyor. İşte insanın algılama yapısı, şimdi bunlar çok derin konular ama konuşulur. Nasıl olur? Beyin üzerine konferans veren hocalarımız var. Sinan Canan'ı dinlesin arkadaşlar. Beyefendi çok da güzel anlatıyor. Yani şimdi bunları da bilmekte fayda var. Demek ki bu algı evrene dıştan yaklaşıyor. Doğrudan içten deneyimleme yok. Evreni bir perde arkasından izler. Titreşim alanında bildiğimiz anlamda zaman ve mekan yoktur. Her şey sanki aynı anda ve birden olur. Titreşim anıdır.
Hani anda yaşarım, manda yaşarım diyor ya, hadi yaşa. İnsan doğası gereği madde olarak resim ve nedir? Nesneler dünyası üzerinden seyreder. Ha arınırsın, arındın. O frekansı yakalarsan başka bir alem seyredersin. Zaten onu anlatıyor. O zaman o titreşim, o sana ne anlatıyorsa bir hal veriyor. Hal ile biliyorsun. Peki. İnsan organizması kendisini, şimdi hep biraz insan üzerinden biliyoruz ya, insan nasıl bir organizma onu bilelim. İnsan organizması kendisini oluşturan protein, vitamin, kalori, mineral gibi besin maddelerini doğrudan doğruya almaz. Nereden alır? Bitki ve hayvan organizmaları yoluyla alır. Direkt alamaz. Çok nadirdir aldı. O yüzden bitki ve hayvan yiyor. Peki, bütün bu organizmalar doğadaki maddeleri insan organizmasına yararlı biçime sokan birer fabrika gibidir. Bu organizmalar kendini oluşturan programa tutsaktır. Yani bir programı var, belirlenmiştir, onun dışına kolay kolay çıkamaz. İnek sütünü verecektir, arı balını verecektir, bitki elmasını, armudunu verecektir. Bunun dışında bir programı yok. Yaşamları içgüdüsel olup katiyen bilinçlenemezler. Bizim anladığımız tipte bir bilinçlenme ama. İçgüdüsel bilinçleri var. Onu inkar etmiyoruz. Arının içgüdüsel bilinci var ama o kadar. Ama akıl olarak, akıl yani Allah'ın esmasına bağlanayım. Bağlanma yok da onu uyandırma var. Çünkü varlığında onun potansı var. Yetisi var. İnsan ise bütün türlerin kuvve potansı olarak vardır ve hal olarak açığa çıkarak insan aklı tarafından bilinmiş olur. Tamam mı? Bilen de insan beynidir. Bilinecek olan da. Bak beyin biliyor ama çok enteresan bir varlık. Kendisi bilinmek zorunda. Hem biliyor hem bilinecek. Yoksa bilin anlaşılamaz. Ya nasıl bilinecek? Tam evren bilgisinin kodları, tüm evren bilgisinin kodları beyinde var olduğu gibi bunları bilebilme yetisi de vardır. Beyin böyle bir. Bilebilme yetisine akıl diyoruz. Çünkü potansı var. Nereden aldı? Bitkilerden, hayvanlardan bütün kodları alıyor. Aldı mı? Ve bunları biliyor akılla. Peki aklın ne olduğunu kısaca söyleyeceğiz. Peki bildi. İşte onlardan aldığı kodların bilgisiyle onları bilirken onlarla oyalanıyor. Onları bilirken tüm insanlığa bak kendini bilmez. Kayıptır. Bu da büyük bir çelişki aslında, değil mi? Ama onları bilmezse onlar kendinde var, kendini de bilemez. Ama Yani, ama kendini kalkıp bilmek zorunda atlıyor insan, değil mi? Onları bilmesi ha, güzel ama yani orada bir oyalanıyor, oyalanıyor. evet. Bilecek, zahiren bilecek. O özellikler üzerinden kendini bilecek. Onları bilmeden kendini bilemez. Ama takılıp kalıyor. O yüzden buna la ilahe diyor. La ilahe yani bildiğin şeyleri ilahlaştırma. İllallah, Allah'a yani bilen bilinen varlık olarak o kimse onun yani ben bilincine taşı bunu. Yoksa o kodlarla verilen yetiler, kuvvetler bunları bildin. Çocuk gibi oyalandın. Çok da hoşuna gitti. Aa ben bunu bildim, şunu bildim. Tamam da kendini bildin mi? Yunus Emre buna ta 13. yüzyılda söylüyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Eğer kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Hayda buyur buradan ya. Koca derstir bu. Koca Yusuf, yani Yunus'un söylediği. Peki, insanın mükemmelliği insanın bilen olarak ele alınmasıdır. Mükemmel, hani insan mükemmeldir diyoruz ya, ya bu ne biçim insan? Dünyayı perişan etti falan. Hayır,
hangi bağlamda mükemmel olduğunu söylüyoruz. İnsan bilen olarak ele alındığında mükemmeldir. Niye? Şimdi onu kısaca bir söyleyelim. Sezgi keşfi oradan gireceğiz. Yoksa insan beden olarak diğer türlerden daha zayıf ve eksik, acizdir. Beden olarak. O halde bilen bilinen ve yaşayan bilgidir insan. Beden olarak baktığında içgüdüsel ortaya çıkan talepleri karşılayacak bir organ olarak yetkin değil insan. Mükemmel değil. Hayvanın sahip olduğu organların hiçbirine sahip değil. Şimdi burası başka bir olay yaratacak. Bilginin bilinmesi, bak bilginin bilinmesine bilgi işlem yeteneği diyor. Bilginin bilinmesi bilgi işlem yeteneğine bağlı. Ama bu bilgi işlem yeteneği ise iletişimle ilgilidir. İletişim konusu anlaşılmazsa bilgi işlem yeteneği ortaya çıkamaz. Ya da göremeyiz. Şimdi iletişim yeteneği ne demek biliyor musun? İletişimi sağlayan insanda nedir? Sinir sistemidir. Alemde en yüksek, en mükemmel sinir sistemi nedir? Kimdedir? İnsandadır. Tamam mı? O zaman iletişimi en yüksek ve bu iletişime bağlı olarak bilgi işlem yeteneğinin ortak çalışmasına akıl demiş. Bilmiyorum. Bilgi işlem yeteneğiyle sinir sistemi çok mükemmel olduğu için o hale gelmiş. Bunun ikisinin birliğine akıl diyor. Akıl buradan çıkıyor. Yoksa ama iletişim olmadan bir tarafı eksik oluyor değil mi? Tam olarak Yeteneğini kullanamaz ki. Evet. Öyle düşün. Bunlar diyalektiktir, karşılıklıdır. İletişim yok, yeteneğini kullanamaz. İletişimsiz bir varlık özdeşlik ilkesinde durur. Farkındalılık ilkesine giremez bile, bağ bile kuramaz. İletişimin olması için, pardon, yeteneğin, bilgi işlemin olabilmesi için iletişimin, yani sinir sisteminin çok gelişmiş olması lazım. Geliştikçe, yani şöyle diyelim, tarım toplumunun insanı daha hımbıl, daha hödük olabilir. İlber Ortaylı'nın sözüdür bunlar. Tamam mı? Ama sanayi toplumunda insan hımbıl ve ödük olamaz. Çünkü bant sistemine göre çok hızlı çalışmak zorunda. Evet. Sinir sistemini hızlandırdı. Sonra bilgi sistemi. Şimdi diyorsun ki ya 5G tamam işte 5G'ye göre bilgi o kadar hızlı akacak ki kuantum bilgisayarı yapıldı. Niye? Çünkü insandaki İletişim sistemi ne bakıyor adam, ona göre alet yapıyor. İnsanda olmayan bir şeyin aleti yapılamaz. Var ki yapılıyor. Yani ben sonucunu, kritiğini yapmıyorum. Şimdi kuantum bilgisayarı ne yapıyor? 8 yılda elde edilen bilgiyi, veriyi, enformasyonu 8 saatte topluyor ve bitiriyor işi. Bak 8 yıl başka bir şey, 8 saat başka bir şey. Dünya o kadar hızlanıyor. İletişim yüksek. Hızlanan yerde insanı, sen aklını, bilgi işlem yeteneğini yavaş görebilir misin? Gör. Adam seni yutar gider. Neyse. Şimdi insanı tanıyoruz. Sezgiye gelmek için bu ön bilgileri vermem lazım. Efendim? Yani o zaman ilk yönelim galiba akılla alakalı oluyor değil mi? Bu anlamamız gereken şey bu yani. Ay şimdi insanda akıl yeteneği, yani bilgi işlem ve iletişim enformasyonlarının bağını kuran tipe akıl diyor. O yüzden ilk ilahi bilinçte ortaya çıkan neydi Allah'ta? Allah'ta ilk, tabii ilahi bilinç, bilme, akıl. İlk akıl diyorlar buna. Tamam. İnsan da öyle. Allah ruhundan üfledi. İnsan ayrı değil ki.
Allah'a göre o. Çünkü Allah'ın dışında bir varlık değil ki. Eğer bunu yapmazsa o zaman bir Allah bir de kul var. Kul onun bu alemdeki gölgesi gibi. Onun için halife diyorum. Tüm insanlık için. Halifeliği şuna göre, buna göre değil. Tüm insanlık halifesi. Peki, devam ediyoruz. Evren yapısındaki bilgi organize olma durumuyla program. Yani organize olduğunda bu bilgi bir programdır. Program dediği organize olmuş evren bilgisi. O zaman bu bilgi bir nedir? Potansiyeldir. Bilgi işlemle bu potansiyel bu programdan çıkar. Şimdi bu aleme gelen her insan evrenin yapısal bu özelliğinin programını taşır. Ana server yani şey gibi hardware. Hardware'de bütün potansiyeller var. Tamam. Ve software'ini yaz. İhtiyacın hangisi ise o hardware sana yani ilim mi istiyorsun, irfan mı, sanat mı, rızk mı, şifa mı? O zaman software'ini yaz. Bak insan kendindeki yetilerin aletini yaptı. Farklı bir şey değil. Programı ne yapıyorsun? Açacak bir yazılım yapıyorsun. Yapmazsan ne olur? Faydalanamazsın. O orada öyle kalır. Sen de orada aç kalır, bitap düşer ve bitersin. Evet, şimdi gelelim şeye. İnsan beyninin bu noktasında bedeniyle olan ilişkisine. İnsan beyni bilgi işlem yeteneğini kullanma yönünde ilk eğilimi nedir? Varlığını korumaktır. Varlığı nedir? Bedenidir. Esasında beynidir de. Ama beyne hizmet eden bütün aşağı takım yani organlar beynin hizmetinde varlıktır. Bunu o zaman ne yapıyor? İlk eylemi aklın kendini korumak. Bu içgüdüsel varlığı korumaktır. İkinci eğilimi ise üremektir. O zaman içgüdüsüne göre akıl açılıyor. İlk açılım içgüdüye göre. Eğilim öyle. Yani hisler dünyasında da öyle. Nefsi emmare öyle değil mi? Tamam açıldı. Güzel. Ama bu yeter mi? Yetmez diyorlar. Niye? Varlığın daha üst düzeyleri var. İçgüdüler var. Bildin. Varlığını korudun. Üremeni sağladın. Bunlar kaybolmaz. İlerlesen bile onlar alt alemde varlar. Bunları inkar edemezsin, doyuracaksın. Yani uçtum, ilahi, öyle bir şey değil. Alt alemde hep yaşayacaksın ama edebinle ama erdeminle. Tamam mı? Öyle diyorlar. Peki, içgüdünün yönelişinde organlar yetersiz kaldığında, bak, insan için konuşuyoruz. İçgüdüler yönelimini yaptı, istiyor. Ama onları neyle karşılayacaksın? Organlarını. Organların da yetersiz. Ne yapacaksın? Organlar yetersiz. O zaman aklın alet yapma ve geliştirme fonksiyonuna uygun zeka oluşuyor. Zekanın karşılığı şu, bedeninde yoksa doğada var. Doğadan faydalan, alet yap, ihtiyacını gider. Zeka ne Ondan demekmiş? cevap vermiyor diyorsunuz yani. Anladım şimdi. Aslan değilsin ki avını boğazlasın, yesin, parçalasın. Arı değil ki çiçeklerden özü toplasın. Yahut da ne dersen de bütün hayvanlara bak Şimdi çok güzel hepsini. kullanıldı. Yani hayvanlardan hani daha eksiktir insan bedeni dediğiniz yeri şimdi çok daha iyi anlıyoruz aslında. Yani insanın evet ana Hayvanda gerekliliği yerde buradan çıkıyor. içgüdü ve organlar mükemmel olduğu için ihtiyaç hasıl olmadığından programına uygun bir şekilde içgüdü düzeyinde programını uygular. Bitti. Ama insan organlarıyla içgüdüsü arasında uyumsuzluktan dolayı içgüdü istiyor, organ yetmiyor. O zaman
ne yapıyor? Akıl dışarıya yönel diyor, alet yap. Yaptın mı? Alet yapma yetisine zeka diyor. Bu zeka, akıl ilişkisi ve içgüdü ilişkisi anlaşıldı mı? Daha devam ediyor. Ortaya çıktı. Bak, zeka hep dışarıya dönük alet yapıyor. Yaptı mı? Yaptı. Ama karşıladı mı? Dışarıya dönük. Yani aklın dışarıya dönük yüzü zeka, aklın içe dönük yüzü içgüdü. Akıl berzahta duruyor. Eğer içgüdüye yatarsa ve zekayı da bunun için kullanırsa dışarıya, nefsemmare olarak ne yapıyor? Bela işler yapıyor. Bir de nefs çıkıyor. Niye? Nefs içgüdüsüne uygun aklını kullandığında, nefsinin yani bedeninin, içgüdüsünün istekleri akılda nasıl şekilleniyor? Arzular, emeller, efendim tutkular. Akıl oraya bağlanırsa, arzulara, emellere ve tutkulara, kendi varlığını unutursa, bedene dönük çalışırsa, içgüdüye dönük çalışırsa, nefs nefsemmare oluyor. Ama nefs varlığın bütünlüğünün içinde o esmaların fiillerini yapmaya başladığında, arzu, emel ve tutkudan arınarak, şimdi onlara geleceğiz. Sezgiyi ortaya çıkarmazsak bu program bitmez. Peki. Hocam, isterseniz şöyle izninizi rica edeyim. Bir kapatıp açalım mı? Çünkü tam işte saat 10.30 üzere. Burada izleyenlerden de rica ederim. Lütfen bizden korkmayın. Çünkü çok güzel bir yere geldik artık. Sezgi konusunda iyice açılımların yaşanacağı bir andayız. Ama teknik olarak bir sıkıntımız olmasın. Kaydımızı kaybetmeyelim. Hemen kapatıyoruz. Kaydımızı sabitliyoruz. Ondan sonra tekrar açıyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Görüşmek üzere.